Efendim, Hafız Profesör Doktor Mustafa Sabri Küçükaşçı 59 yaşında hayatını kaybetti. Küçükaşçı 2015'ten 2019'a kadar Topkapı Sarayı Müze Başkanlığı yaptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Küçükaşçı'nın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Mustafa Sabri Küçükaşçı'nın yakınlarına başsağlığı diledi. Tarihçi Profesör Doktor Mustafa Sabri Küçükaşçı'nın cenaze namazı pazartesi öğlen namazından sonra Eyüp Sultan Camii'nde kılınacak. Naaşı ise Eyüp Sultan Mihrişah Sultan Hazinesi'ne defnedilecek. Efendim, biraz önce de gelişmeyi sizlerle paylaştık. Profesör Doktor Mustafa Sabri Küçükaşçı vefat etti. Şimdi Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Afyoncu ile bu konuyu konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Afyoncu. Hoş Başınız bulduk. Sağ olsun. İyi yayınlar. Nasıl, neler söylemek istersiniz? Böyle başlayalım. Ya şöyle, şimdi Mustafa benim hem meslektaşım hem 30 yıllık arkadaşım. O da arkadaşım. Biz Marmara Üniversitesi'nde aynı odada çok uzun seneler görev yaptık. Kendisi alanında son derece önemli bir insandı. Çünkü Türkiye'de maalesef İslam tarihi çalışmaları çok az. Türkiye'nin önemli İslam tarihçilerinden birisiydi. Haremeyn üzerine, Mekke, Medine tarihi üzerine önemli çalışmalar yaptı. Bu konuda iki tane kitabı var. Aynı zamanda kendisi Türklerin peygamber sevgisine çok önem verirdi. Yani Türklerin en önemli özelliklerinden birisi bu görürdü. Ve özellikle Türk geleneğinden gelen İslam anlayışını savunurdu. Ve Topkapı Sarayı'nda Haluk Dursun Hoca'dan sonra görev yaptı. Yani Haluk Hoca'yı da çok severdi. Rahmetli Haluk Dursun Hoca'nın vefatından çok üzülmüştü. Rahmetli hocamıza kavuştu. Yani Türkiye kendi alanında önemli bir bilim adamında ve aynı zamanda çok da düzgün bir insanı kaybetti. Zaten atılan tweetlere bakıldığı zaman her camiadan insanın hocayı rahmetle andığını görüyorsunuz. Belediye başkanları, bakanlar, bakan yardımcıları, kültür adamları. Çünkü dediğimiz gibi kültür camiamızın önemli bir ismiydi. Ve özellikle Mekke Medine tarihi konusunda Türkiye'deki tek isimdi. Yani hem Osmanlı dönemini hem Mekke'nin, Medine'nin, peygamberimizle sonrasındaki o haremeyn'in oluşma çizgisi, kültürümüzde, geleneğimizdeki bunlarla ilgili çok önemli çalışmalar yaptı. Yani mekanı cennet olsun diyoruz. Allah rahmet eylesin. Peki. Bir kez daha başınız sağ olsun Sayın Afyoncu. Sağ olun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun.